Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha yine beraberiz. Bu videoda size bir ders anlatmayı düşünmüyorum. Doğru bildiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım resim hakkında bir bilgi paylaşım içerisinde olursun. Arkadaşlar öncelikle beni sosyal medyada 3D Hayalet olarak tanıyorsunuz ama isim olarak benim ismim Fatih Gülbahar. Resim öğretmeniyim. Yaklaşık 20 yıldır resim öğretmenliği yapıyorum. Yaklaşık bir 10 yılda 3D model işine yönlendim. 2D model çizimlerle ise 1 yıldır da, 1,5-2 yıldır da bu işle uğraşıyorum. Sosyal medyada biliyorsunuz benim hesabım 3D Hayalet YouTube kanalım var. Şu ana kadar beni sabırla izleyen, terk etmeyen takipçilerime herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani fire vermeden, geriye düşmeden sabırla yaklaşık 3 yıldır adım adım 100, 200, 300 diyerek sabırla 3 yılın sonunda 1000 aboneye ulaştık. İnşallah bu sayı sizlerin desteğiyle kısa zamanda daha yüksek rakamlara ulaşır. Sabırla bu zamana kadar geldik. Bir geri dönüş olursa umarım bundan sonra daha iyi, daha kaliteli videolar hazırlayarak sizlere faydalı olmaya çalışacağım. Burada da dikkat ederseniz benim videolarımın içerisinde iki tarz çalışma ön planda durmakta. 3D modelleme, ZBrush ağırlıklı ve bunun kullanımıyla alakalı videolar hazırlamaktayım. Bir de Procreate programına son zamanlarda merak saldığım için ve onu da sevdiğim için adeta yani yorulduğum zamanlarda nefes aldığım ve yine resim nasıl yapabilirim dediğim için Procreate benim yardımıma yetişti. Bu tarz çalışma, iki boyutlu çalışmayı da orada devam ettirmek istedim. Ve bu çalışmalarımı da sizlerle yine YouTube'da ve Instagram'da, Facebook'ta sizlerle hesaplarımın üzerinde sizlerle paylaşıyorum. Burada hesabıma bakacak olursak işte YouTube kanalı 3D Hayalet olarak. Face'de aynı ismi alamadım. Face aynı ismi vermiyor. Hayal olarak burada Facebook'ta takip eden arkadaşlarım bu isim üzerinden beni arattırsa ulaşabiliyor. Çalışmalarımı Facebook'ta böyle paylaşıyorum. Yine Instagram'da yine aynı şekilde YouTube'daki gibi 3D Hayalet olarak aynı isimde çıkıyor çalışmalarım orada da. Ve bir diğer sosyal platform olan ArtStation'da da yine 3D Hayalet ama boşluk var burada da. O şekilde isim veriyor. Bazen istediğiniz isimleri almakta sosyal medyadan medyaya değişik gösteriyor. Kendimi bildim bileli ben resimle uğraşıyorum arkadaşlar. Bizim zamanımızda dijital ortam çok fazla yoktu. Kağıt üzerinde defterlerin arasına resimler yapıyorduk. Hatta bunu Instagram hesabımda da var. Yaptığım çizimlerden şu ana kadar bana ulaşmış kaybettiklerimi saymazsak çalışmalarımı da Instagram hesabımın ilk girişlerinde orada sizlerle paylaştım. Konan çizimleri vardı. Bu çizimlerle kendimi ilerletmeye çalıştım. Çok akademik bir eğitim almamıştık. O zaman da yoktu. Sonrasında işte resim öğretmenliği bölümü, Uludağ Üniversitesi'nde resim öğretmenliği bölümü kazandık. Oradan mezun olduktan sonra da farklı mesleklerde çalıştık ve öğretmenlik mesleğinde yolumuza devam ediyoruz şu anda. Ve bunun yanında öğretmenliğin yanında da 3D animasyon işlerine de ilgi duyuyorum ve bu alanda yaptığım çalışmaları da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar öncelikle siz de bu alana ilgi duyuyorsanız ki duyuyorsunuz ki şu anda da beni takip ediyorsunuz. Resimle bir yeteneğiniz var ve bu alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız farklı sanatçıları bir izlemeniz lazım. Bu iş için ArtStation gayet güzel bir platform. Orada çalışmaları 2D, 3D olarak orada sergilenmekte. Bütün sanatçılar o pazarda kendisini göstermeye çalışmakta. Onları takip etmeye başlayabilirsiniz. Her şeyi takip etmeye başladığınızda yorgun düşüyorsunuz. Artık zaman yetmiyor ve her bir için ayrı ilgi ve yetenek istiyor, zaman istiyor ve buna bir müddet sonra yetişemeyeceksiniz. Onun için kendinize bir yol seçmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz aynı şey üzerinde konuşacak olursak mesela ben de şu anda iki alan üzerinde devam ediyorum. 3D model üzerinden gidiyorum şu anda. İşte ZBrush kullanarak ve bir de 2D portre çizim üzerinden gidiyorum. 2D üzerinde portre dediğim gibi bana nefes aldırıyor. Daha az yoruyor beni.
dinlenmek için ve resimden kopmamak için yorgun olduğum zamanlarda bunu çiziyorum. Seviyorum. Burada tonlamayı, cilt yapımını, saçla ilgili kendimi geliştiriyorum. Burada bir şeye karar vermemeniz lazım arkadaşlar. Yaptığımız iş dijital ortamda da olsun, kağıt üzerinde de olsun, iki boyutta da olsun, üç boyutta da olsun, bir şeylere işin içine girdiğimiz zaman karar vermemiz gerekiyor. Bunlar nedir? Yani gerçekçi, reel bir çalışma mı yapmak istiyoruz? Yoksa ton tarzı veya farklı set düzey çalışması mı yapmak istiyoruz? Burada bir yol ayırdımı geliyor karşımıza. İkisini, üçünü aynı anda götürmeniz zor olacaktır. Ve teknikleri de haliyle farklı oluyor. 2-3 alanı aynı anda götürebilir misiniz? Götürürsünüz ama çok fazla mesafe alamadığınız için kendinizi geliştiremezsiniz ve sivrilemezsiniz bu alanda. Ne demek istiyorum? Bununla ilgili mesela 2D yani iki boyut çalışma üzerinde reel çalışanlar ile ton çalışanlarla ilgili size bir örnek vermek istiyorum. Bak, ArtStation üzerinden benim takip ettiğim, size de tavsiye ettiğim ton sanatçıların üzerinden mesela kim var? Luigi şu anda Disney'in karakterlerinin konsept tasarımlarını yapıyor. Sadece ton tarzında çalışmalar yaparak markalaşmış. Evet, şu arkadaşlar. Ton tarzı çalışıyor bu arkadaş ama dünyada bir numara diyebileceğimiz çok kaliteli bir tasarımcı. Diğer ton sanatı için yine Mitch Leve diye bir sanatçı var. İngiliz olarak dilini ben tam telaffuz edemiyorum. Bakalım şöyle. Evet, şurada arkadaşlar. Bu arkadaş bu defter üzerinden çizimini gösteriyor. Bazen dijital yapıyor. Evet, dijital yapıyor. Çok kaliteli, muazzam çizimler yapıyor ve karakter tasarımları yapıyor. Burada hayvanlardan tutun insanlara kadar hepsinin bütün canlıları ton şekline dönüştürebilen muazzam bir yetenek ve kendini geliştirmiş. Burada yaptığı çalışmaları defterinden sizlerle paylaşıyor. Ve çizim tekniklerini sizlerle paylaşıyor. Hatta ben şu aşçı modellerini 3D olarak da bakın şurada modellemiştim. Bu sanatçıdan almıştım ben. Bunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Mutlaka takip edin. Onun dışında arkadaşlar bu tarz size uzak geliyorsa yani bu tarzı beğenmedim, gerçekçi çizmek istiyorum diyorsanız size tavsiye edebileceğim sanatçılar yine burada. Mesela bizim kendi sanatçımız Musa Çelik var. Çok kaliteli bir ressam. Gerçekçi, inanılmaz cilt doku yaparak portre çizimleri yapıyor. Ve burada sosyal medyada bunları paylaşıyor. Face'te ve Art Musa Çelik diye çalışmalarını paylaşıyor. Çok başarılı, çok yetenekli birisi. Burada arkadaşlar size benim tavsiye edeceğim Stan Kuito var. Bu dijital platformda çalışan birisi. Yani Procreate kullanıyor, Photoshop'ta da çiziyor. Yine arkadaşlar enfes çizimleri olan, gerçekçi, realistik çizimler yapan 2D bir ressam. Yine aynı ZBrush'ta da 3D modelleri ara sıra şurada gördüğünüz gibi portre alanında tam bir marka. Onun dışında benim ilk bu işe heveslendiren, merak sardıran burada Jinsun Film vardı. Onu da göstereyim size. Bu da Koreli olması lazım arkadaşlar. Gerçekçi portre çiziminde 2D olarak Procreate kullanıyor. Procreate sanatçısı. Benim ilk etkilendiğim ve bunu ben de deneyeyim dediğim ve bu alana girdiğim, yani bu alanı bana sevdiren sanatçılardan birisi. Çalışmaları gerçekten çok başarılı. Yani şu resim gibi realistik çalışmalarda tam bir usta. 2D hakkında benim size söyleyebileceğim ve tavsiye edebileceğim sanatçılar böyle arkadaşlar. Yine
Art Station'a girdiğin zaman bu sanatçılara benzer benim bulduğum birkaç kişi daha var ama şu anda en ön planda duran arkadaşlar bunlar. Onun dışında bu alandan çıkıyorum. Procreate dediğim gibi bu alanda kullandığım hani iPad'in bir yazılımı. Bu iPad'in dışında şu anda şeysi yok. Sadece iPad destekliyor arkadaşlar Procreate'i. Android tabanlı bir desteklemesi yok. O yüzden sadece Procreate kullanmak için iPad tablet almıştım. Photoshop'ta çok güzel sanatçılar var. Photoshop'ta bu işte ilerleyen arkadaşlar var. Yine şeyde görürsünüz, Art Station'da görürsünüz bununla alakalı. İlk denememde şey olmuştu benim. Autodesk'in Sketchbook yazılımı olmuştu. Onu denemiştim. Fakat orada yani bu iPad almak yerine Android'de bu işi çözebilir miyim, bilgisayarda bu işi çözebilir miyim, bu tarz çizimi demiştim. Ama istediğim çok iyi bir sonucu alamadım arkadaşlar. Ben Procreate'in üzerine hiçbirisini tanımıyorum. Çok arayüzü basit ve kullanımı çok güzel. Tam bir sanatçı dostu. Bunu da deneyebilirsiniz. Photoshop'u da deneyebilirsiniz. Photoshop'ta da yine YouTube'da biliyorsunuz çok güzel dersler var. Onları da takip edebilirsiniz. Gelelim arkadaşlar 3D ile alakalı paylaşımlara. 2004 yılında animasyon işine bir arkadaşım vasıtasıyla çok değer verdiğim Hamza Bor. Onun sayesinde bu işe başladık. Beraber aynı yolda yürüdük. Bu arkadaş sayesinde bu işe merak saldım, ilgi duydum. Animasyon işinde yani Konya'da yaşamam sebebiyle de her işi aynı anda yapmanız gerekiyor. Animasyondan senaryo sunumundan başladık. İşte animasyondan modelleri hazırladık. Sonrasında animasyonlara geçtik. Animasyonları yaptık, renderlerini aldık. Daha sonra da filmin müziklerini döşedik, dublajını yaptık. Yani her işle hani Hollywood filmlerinde görürsünüz ya arkada böyle binlerce isim akar. Biz en son filmi yaptıktan sonra bir yıl uğraşıp da arka tarafa isim koyacağımız zaman böyle binlerce koyacak ismimiz yoktu. Çünkü her işte sadece çalışan bizdik. Ve uydurma isimler yazıyorduk. Yani orada emeği olan insanlar çok olsun diye farklı farklı birbirimizin sağdaki soldaki arkadaşlarımız bazen uydurduğumuz isimler oluyordu. İsimler yazıyorduk. Ama işin özünde bütün işi sadece bir kişi yapıyordu arkadaşlar. Tabii çok yorucu oluyordu. Bir yıl kapanıyorduk, 2 yıl kapanıyorduk. Ben Çanakkale 2006'da tamamladım. 2 yıl senaryo çalışması için Çanakkale'ye gittim, araştırdım. Modellerini hazırladım. Tamamen o zaman tek başına hani Cevat Kelle derler ya televizyonda bir böyle tam donanımlı bir kameraman vardı. Muhabir. Cevat Kelle gibi her işi kendimiz yapıyorduk. Tabii bu çok yorucu bir işti. Daha sonra tabii o sektör, CD sektörü, DVD sektörü kapandıktan sonra o yoruculuk performansı vücutta bir müddet sonra kaldırmaya ve ara ara bırakmaya başladım. Yine devam eden arkadaşlar oldu ama sektör tabii o anda bir duraklamaya girdi. Çünkü yurt dışından CD'ler getiriliyordu. Türkiye içerisinde satıldığı için, daha ucuza yapıldığı için Türkiye'de o piyasa bir anda cazibesini yitirdi ve biz de bir müddet para verdik. Bu işlere tekrar, ufak ufak tekrar başladım. Küçük bir projede yine animasyon, modelleme işlerini aldım. Modellemeye doğru kendimi bir ihtisaslaştırmaya, yönlendirmeye çalıştım. Çünkü her işi aynı anda yapamıyorsunuz. Her işte ustalaşamıyorsunuz. Arkadaşlar bu işe girdiğiniz zaman 3 boyutlu işlerde matematiği bu işin çok fazla. Mutlaka not tutmalısınız. Neyi nerede bulacağınızı bilmelisiniz. Geri dönüşlerde pratik yapsanız da zamanla bilgiler şişiyor. Sadece kütüphanenizi sağlam tutmanız lazım. Video arşivinizi ve yazım notlarınızı sıkı tutmanız lazım ki bir ihtiyacınız olduğu zaman hemen oraya yönelip orada ihtiyacınız olan daha hatırlayamadığınız bilgilere çabuk ulaşın ve onları oradan çıkartıp gelin. Senaryosu yani senaristler var. Başlı başına bir senarist grubu var. Sonra modelcilik ayrı bir grup. Modelcilik de arkadaşlar ton model mi yapacaksınız? Reel model mi yapacaksınız? Sonra mekan modelcisi mi olacaksınız? Burada bir ihtisaslaşma başlıyor. Kendinize bir alan seçmeniz lazım. Mesela burada
hazır gelmişken gerçekçi model çizebilen, mesela organik model çizen bizim Türk bir sanatçımız var. Çok kendisi bu alanda markalaşmış. İstanbul'da olmasına rağmen dünya markası bir sanatçı Hüseyin Liba. Evet, şu sanatçı. Çok genç, İranlı olması lazım bu arkadaş tahminim. Ama arkadaşlar bu konuda inanılmaz yetenekli birisi. Gerçekçi portre, organik model çalışmada şu anda ZBrush'ta falan platformlarda ders anlatan, bilgisini paylaşan bir arkadaş. Daha çok tabii oyun firmalarında çalışıyor. Tavsiye ederim bu arkadaşı takip edin. Yani eğer ilginiz bu alandaysa çok yetenekli birisi. Buna benzer başka kim var? Türk'ü geçtikten sonra. Şurada oyun sektöründe Şefik İbrahim var. Mesela yine gerçekçi çalışmada çok yetenekli bir arkadaş bu. Başka Frank Zenk dediğimiz bir sanatçı var. Evet. Bildiğiniz belli oyunlardan hatırlayabildiğiniz oyun sektöründe ben çok fazla oyun oynamadığım için ama şu oyunlarda bu karakterleri modelleyen çok kaliteli, gerçekçi çalışan bir ressam, sanatçı. Bir de benim çok gerçekçi çalışmayı kendime burada uygun bulmadığım için kendimi daha çok ton tarzı karakterlere daha çok buluyorum ve bu konuda da benim çok takdir ettiğim ve beğendiğim bir sanattı Şahane Olsun var. Tam benim tarzım dediğim, tonlamaları yapan ZBrush'ta karakter tasarımcısı ve YouTube'da dersleri var. Ve aynı ve bir diğer sanatçı da Gabriel Saures. Bakın bu da benim kendime yakın bulduğum sanatçılar. Arkadaşlar ZBrush dersinde Türkiye'de Türkçe olarak anlatan, yani nereden öğrenebilirim derseniz, benim severek takip ettiğim ve takdir ettiğim iki tane arkadaşımız var, genç arkadaşımız. Birisi Serkan Mert. İlk bu başlamıştı, bu arkadaş başlamıştı ders anlatmaya ve çok kaliteli ZBrush'ı temelden ileri seviyeye kadar götürebilecek çok güzel dersleri var. İzlemenizi muhakkak tavsiye ederim. Anlatımıyla da çok kaliteli bir arkadaş. Bir diğer arkadaşımız da Yavuz Yener. Yine Türkçe olarak kendisi zannediyorum dışarıda galiba, yurt dışında. Ama Türkçe olarak çok güzel ZBrush dersleri var ve sınıflandırmış da bu arkadaşımız da size tavsiye ediyorum. ZBrush öğrenmek istiyorsanız bu arkadaşlarımı mutlaka takip edin. Kumaş simülasyonda takip ettiğim arkadaşlar, bu Marvelous. Elbise çizimlerinde yararlandığım bir program. Bazen ZBrush'ta bu simülasyonu tam yakalayamıyorum. Marvelous bu konuda muhteşem tasarımcıyı tavsiye ederim. Mutlaka elinizin altında bulun. Yani basit bir arayüzü var. Kumaş yapımında harika bir arayüze sahip ve becerisi real time simülasyonu çok güzel. Mutlaka bununla ilgili de YouTube'da zaten Türkçe dersler de fazlasıyla var. Onun dışında 3D ZBrush'ta ders anlatan sanatçılar var. Paul ve Helga 77 bu arkadaşın ve çok güzel ders anlatımları var. Rus bir bayan sanatçı. Çok kaliteli çalışmaları var. Benim de severek takip ettiğim bir sanatçı. İşin püf noktalarını da gösteriyor model tasarımında. Bunu severek takip ediyorum. İlgisi olan arkadaşlara da tavsiye ederim. Bir de Danimet'ten bir örnek göstereyim size. Ya bu da çok kaliteli ton tarzında, bana çok yakın bulduğum sanatçılardan birisi. Yine ZBrush platformlarında sürekli ders anlatan bir arkadaş. Şimdi şöyle göstereyim. ZBrush'ta kullandığım bir program. Kendimi
sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Ama tabii sürekli not tutmanız gerek. Terk ettiğiniz anda hızla sizde terk eden bir program. Yani bütün 3D programları böyle arkadaşlar. Bir hafta ara verdiğiniz zaman bilgilerde programa karşı sizde bir soğuma oluyor. Böyle bir ay gibi bir süre ara verdiğiniz zaman programı açtığınız zaman o ısınmayı tekrar hani motorun ısınması gibi, arabanın motorun ısınması gibi zaman alıyor. Sürekli canlı tutmanız, günlük 2-3 saat antrenmanla yani sürekli eskiz çalışmaları yaparak canlı tutmanız lazım. Isındıkça da ısınıyorsunuz ve bilginiz de sürekli o zaman hızla artıyor. Kar topu gibi bir müddet sonra kendi bilgilerinizi bile şaşırıyorsunuz. O yüzden benim ZBrush'taki çalışma üslubum arkadaşlar sürekli öğrendiğim her şeyi, videoları ben not tutuyorum. Ve notlarımı sürekli gözden geçiriyorum. Bir şeyde ya ben bunu biliyordum ama nereden yapacağım dediğim anda hemen notlarıma dönüyorum. Notlarımda bulamazsam bununla ilgili çektiğim bazen video çekiyorum. Video çekerek not tutuyorum. Ve bunu yine YouTube'da paylaşıyorum. Oralara dönüyorum. Bazen notlar çok fazla oluyor. Notların içinde boğuluyorum. Ve bazen de yine YouTube'dan farklı platformlardan indirdiğim video dersler var. Onların da bir arşivini tutuyorum. Ya bunlar zamanla o kadar artıyor ki oraya girdiğim zaman bazen kayboluyorum. Bilgiye ulaşmakta zorlanıyorum. Bir yöntem bu. Bunu mutlaka yapmalısınız. Yani not tutmalısınız ve notlarınızı muhakkak güncellemelisiniz ve takibini iyi yapmalısınız. Yoksa bildiğiniz bir şeyi bazen bir anda nasıl yaptığınızı bilemiyorsunuz. Bazen o yola giden birkaç yöntem var. Arasında kalıyorsunuz. Bazen zor yollardan yapıyorsunuz. Sonra çok basit yöntemler öğreniyorsunuz. Zaman kaybı oluyor. Bunların hepsi tecrübe ve deneyim. Mesela bir zırh çalışması yapmıştım. Pardon, açayım size. Bu çalışmayı şu anda YouTube'da paylaştım. Superman çalışmasını. Sert yüzey çalışmasıydı arkadaşlar burada. Organik bir model değil. Yine burada da bir sert yüzey çalışması yapıyorum. Yani bir zırh yapma. Bunun tekniği farklı. Organik modellerde yani şöyle göstereyim size. Bakın şunlar organik model. Veya şöyle göstereyim. Şahane Olsun'un çalışmaları. Bunlar organik modeller. Bunlar bir nebze daha kolay. Yani eliniz yattığı zaman, alıştığı zaman bunları yapmanız kolaylaşıyor. İşin daha zor kısmı sert yüzeylerde. Çünkü oyun platformlarında bu tarz zırhlı şeyler istendiği zaman bunun teknik bilgisi, hesaplaması, bunların low poly'ye dönüştürülmesi hakikaten ayrı bir işçilik istiyor ve çok zaman alıyor. Ben normalde organik bir modeli bir gün, 2 gün, 3 günde çıkartabilirken yani bu tarz sert katı yüzey işine girdiğim zaman yani bir haftada işin içinden çıkamadığım şeyler oldu. Oyun işlerine girdiğiniz zaman, oyun karakterlerin modellerine girdiğiniz zaman iş çok daha farklı bir boyuta giriyor. Bunların poligon sayılarını düşürme, sonra bunlar tekrar Substance Painter'da boyama, haritalarını çıkarttırma ayrı bir iş. Yani bu Frank Tüzün ve şu arkadaşın yaptığı işler çok daha detaylı ve yorucu bir iş. Çok o alana da arkadaşlar ben sadece bir öğrenmek için şöyle ilgi duyuyorum, bakıyorum ama çok o alanda da iş üretmek düşüncesinde değilim şu an için. Şu arkadaşların yaptığı işler çok yorucu işler ve model kolay çıkmıyor. Realistik olması ayrı işin bir zorluğu. Seviyorsanız tabii bütün bu zorluklara ve yaşınız da müsaitse girebilirsiniz. Gerçekçi cilt dokusu, gerçekçi saç yapısı, gerçekçi kumaş dokusu ve bunu mümkün mertebe poligon yapısını daha sağlam ve düşürerek en minimum poligon, çünkü oyun platformlarında bu işin kaldırması için poligon yapısının düzgün ve çok iyi düşmüş olması lazım. Ve hata kabul etmiyor bu iş. O yüzden ben sadece merakımı gidermek için giriyorum şu anda bu alanlara. Nasıl olduğunu görmek için.
Bakalım şurada başka bir konuda gerçekçi çalışan arkadaşlar. Hem bak sert düzey çalışması arkadaşlar şu zırh çalışmaları. Bakın şurada. Bakın şu çalışmalar sert düzey çalışmaları. Ve poligon yapısını görüyor musunuz? Ne kadar temiz ve düzgün. Bunun için tabi Topogon gibi, Maya gibi programlardan destek alıyorlar. Orada bunların programlarının poligon yapılarını tekrar yeniden bir daha çiziyorlar. ZBrush'ta yaptıktan sonra ZBrush'ta High Poly çalışıyorlar. Aynı yöntemi ben de deniyorum. Daha sonra diğer ikinci programlarda da bunların poligon örgüsünü tekrar düzenliyorum. ZBrush'ta da var bu programlar ama bazen istediğiniz neticeyi vermiyor poligon yapısını. Yaptığımız modelleri mesela ben şu basketbolcu çocuk modelini bu 3D model satan Turboskoy gibi CGI Trader gibi programlarda 2-3 tane modelimi oraya koymuştum. Acaba ilgi duyuyor mu oradan bir satış talebi olur mu diye. Böyle bir deneme yapmıştım. Öyle kaldı çok da. Üzerine düşüp o işi ilerletmedim. Böyle duruyor. Buraya kadar arkadaşlar size anlattığım şey 2 boyut ve 3 boyut. Ve bunların içerisinde tekrar realistik karakter ve ton karakter olarak ayrışımlar var. Buralarda sert yüzey ve organik yüzey olarak da yine ayrı bir yol haritası, kendinize bir yol ayırdımı geliyor. Ve dikkat ederseniz sanatçılarda diğerini göremezsiniz. Bu arkadaş da Hüseyin Liba'da sert yüzey çalışmalarını kendisi bir YouTube ZBrush ders anlatımında da söylemişti. Sert yüzeyi istemediğini, çünkü onun ayrı bir alan olduğunu ve kendisinin bu alanda ilerlemek istediğini söyleyerek sadece organik yüzey çalışmasında kendisini markalaştırmış. Her alana yetişmeye çalışmıyor ve kendisini bir alanda markalaştırarak insanlara ben buradayım diyor. Hani bu orada Mevlana'nın bir sözü var arkadaşlar. Hani bir yerde olan her yerdedir, her yerde olan hiçbir yerdedir diyor Mevlana. Ne demek bu? Yani ben her işi yaparım dediğiniz anda, yani ben model yaparım, animasyon yaparım dediğiniz anda aslında sizi aslında hepsinden azar azar biliyorsunuz ve bir konuda bütün ihtiyaçlara cevap vermiyorsunuz demektir bu. Bir şeyi biliyorsan Hüseyin Liba gibi, Stan Coyne, Shine Olson gibi sadece ton model yapıyorum. O zaman dünya beni tanıyor. Ve ben kendim bu konuda uzmanlaşıyorum. Sadece o konuda ihtiyaç bana geliyor. Ve dünyada markalaşıyorum. Bir arkadaş örnek vermişti. Türkiye'de bir çark üreticisi, çark yapan sanatçı dünyada markalaşmış. Sadece çark yapıyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Ve Yüzüklerin Efendisi filminin çarıklarını, elbise, deri kıyafetlerini bu arkadaşa aramışlar. Demişler bu işi dünyada en iyi kim yapar? Bu bakıyorlar ve bu sanatçı arkadaşı buluyorlar ve ona göre ondan yaptırıyorlar. Siparişi oradan alıyorlar. Yani kendinize bir alan seçmeniz lazım. Her işi yaptığınız zaman, hatta bırakın her işi, iki işi bile yaptığınız zaman arkadaşlar markalaşamıyorsunuz. Yani bir söz var. İki tavşanı kovalayan ikisini de yakalayamaz. Tek tavşanı kovalayacaksınız. Hani şu anda ben kendime baktığım zaman size evet bir bilgi paylaşımı yapıyorum ama ben bile şu anda iki tavşan kovalıyorum. Arkadaşlara ne kadar ihtisaslaşmaya çalıştığımı söylesem de zevklerimin bazen peşinde koşuyorum. 2D'yi de takip edeyim. 3D'yi de yani alın benim şu andaki hesabım. Yani burada sen söylüyorsun ama aynı işi yapıyor musun? Bakın 3D de yapıyorum, 2D de yapıyorum ve 2 tavşan kullanıyorum. Yine markalaşmak dolayı bu da beni yoruyor aynı zamanda ve sizi de yoracak aynı zamanda. Bir alanda uzmanlaşmak en iyisi. Alın bakın burada, bakın 2 tarz çizim var ama şu sanatçıyı açayım size. Bakın Hüseyin de burada başka bir şey göremezsiniz. Yine başka bir örnek vereyim size. Luigi. Sadece bakın ton tarz. Yani realistik çizim bile yapmıyor. Sadece ton. Ben bu alanda denemiştim. Ben demiştim nasıl bir iş olabilir diye. Bakın şurada. Gördünüz mü? Mesela Arda'nın mutfağında. Ve şurada. Şöyle göstereyim. Bakın. Güldür Güldür Show'daki karakterler. Ton tarzı da. Ya yapabiliyorum evet. Ama yetiştiremiyorsunuz. Mesela Acun Ilıcalı yapmıştım şurada. Şurada ton karakter konsept tasarımlar denemiştim.
Mike Tyson'ı denemiştim şurada. Aşçı Nusret'i denemiştim. Sonra MasterChef'in aşçılarını bakın şurada. Ve iyi de yapıyordum yani. Fakat ihtisaslaşabildim mi? Yok. Yani portreye dönüyorum. Yani maymun iştahlıyız. Ve bu da bizi profesyonelleştirmekte önümüzdeki bir ciddi bir engel. Yani bu hataya düşmemek lazım. Böyle. Bak, doğal karakterler. Luigi'yi sevdiğim için orada bu tarz denemeler yapmıştım. Stan Kuito'yu ve Jinsung Lee'ni denemiş sevdiğim için portre çalışmalarına girmiştim şöyle ilk. Şurada. Falan arkadaşlar işte. Bunu acaba ZBrush'ta mesela Barış Manço'yu yapmıştım. Ton karakteri ben Şahane Olson gibi böyle Türk karakterleri veya bilinen meşhur karakterleri de ZBrush'ta 3D model yapmak istiyorum diye Barış Manço'yu yapmıştım. Hatta aklımda işte Beyazıt Öztürk gibi, Cem Yılmaz gibi karakterler de var. Onları da ton karakteri olarak yapmak istiyorum. Mesela şurada bir Asterix'in 3D'sini sıfırdan ben de yapmıştım. Mustafa Keser abimizin de. Yani şu Asterix tarzında 3D, 2D'sinin çizimini yapmıştım. Sonra bunun 3 boyutlu çalışmasını şu anda planlamama aldım. Bakalım nasip olursa yaparız. Daha önceki ilk zamanlarda yaptığım bunlar kağıt üzerinde resimler, yağlı boya tablolar arkadaşlar. Böyle. ZBrush hakkında hazırladığım dersler, YouTube'da şu anda var olan dersler, yine platformlarda satışa sunduğum 3 tane karakter ve renkli bunlar. Animasyonu da yaptığım, ciklediğim bir tane Turgay abi. Televizyonda tanıdığınız Fedai. Sonra Survivor'daki Tuğra abi. Yani animasyonunu koymuştum, tiplemesini yapmıştım falan. Kendinizi bu konuda arkadaşının muhakkak ihtisaslaşın. Anatomiyi muhakkak hakim olun. Anatomi bilgilerini. Hem iki boyutta anatomi önemli, hem üç boyutta anatomi önemli. Bu konuyla ilgili videolar var. Gerçekçi ya da ton tarzında bir yol ayrımına gireceksiniz. İki alanda gidemezsiniz. Benim kanaatim gitmek çok zor ve ustalardan da gördüğüm iki alanda gideni ben görmedim. Tercih size bağlı. Tabii deneyebilirsiniz ama deneyip kendinize bir yol seçebilirsiniz. Mutlaka not tutun. Arşiviniz sağlam olsun ve programlara mutlaka dijital ortama geçin. Yani kağıt üzerinde kalmasın çalışmalarınız. Dijital ortama biraz yatırım yapın. Bilgisayara yatırım yapın. Tablete yatırım yapın. Tablet, vakum tabletlere yatırım yapmanız gerekiyor ki kendinizi geliştirip karşılığında emeğinizi alasınız. Ve mutlaka İngilizce istiyor bu iş. Özellikle 3 boyutlu iş. Çalışmak, çalışmak, çalışmak arkadaşlar. Çalıştıkça kendiniz artık su akar yolunu bulur ama çok kanallı gitmemek lazım. Belli bir kanalda yolu daraltıp oradan daha hızlı yol alıp rakiplerinize fark bildirmeniz gerekiyor. Benim düşüncelerim bunlar. Düşüncelerimin %100 doğru olduğunu bilmiyorum. Dünkü düşüncelerim, yarınki düşüncelerim aslında zamanla tecrübeyle evriliyor, değişiyor. Umarım size faydalı olur. Bugüne kadarki tecrübelerimi sizlerle paylaştım. Yorumlarınız, sorularınız olursa arkadaşlar mutlaka bana söyleyin. Bana ulaşan arkadaşlara mutlaka dönüş yapıyorum ve bildiğim şeyleri onlarla paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.